Herkese merhabalar, ben Nilay. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte IKEA videosunda bahsetmiştim hatırlıyorsanız. Kitaplık alacağımızı söylemiştim. Aldık, geldiler, kurulumunu yaptık. Hatta birazdan o aşamalarını izleyeceksiniz. Kurulumunu güzelce yaptık ve şimdi kitaplarımı yerleştirme aşamasına geldim. Ve bunu birlikte yapalım istiyorum. Dolabı da göstereceğim birazdan. Ama size bunu göstermeden önce siz önce bir yapım aşamalarını izleyin istiyorum. Daha sonra dolabı, kitapları, hepsini nasıl yapacağımızı anlatacağım. Şimdi size iyi seyirler diliyorum. Şimdi dolaplarımızı göstermek istiyorum. Dolabımızın bir tanesi burada, bir tanesi de burada. Salonda bu şekilde koyduk. Kapaklarını birazdan kapatıp gösteririm. Şöyle hatta göstereyim. Evet, dolaplarımız bu şekilde oldu. Biz iki tane almayı tercih ettik ve bu şekilde salonda kullanmak istedik. Yani salonda bence gayet güzel oldular. Bu şekilde kitapları şimdi dizeceğim. Kitaplarımı da göstereyim sizlere. Bu arada bu IKEA'da Billy diye geçiyordu. Billy Oxford herhalde. Emin olmamakla birlikte eğer ismini bulursam köşelerde bir yere yazarım. Biz çok memnun kaldık gerçekten. Yani şu anda ilk izlenim olarak çok çok güzel bir dolap. Hani ileriki kullanımlarda da inşallah memnun kalırız. Bakalım bizim işimizi bayağı görecek. Şimdi kitaplarımı göstermek istiyorum sizlere. Ben kitaplarımı normalde burada muhafaza ediyordum ve şu şekilde burada, yani eşimle benim kitaplarım, ikimizin kitapları bu şekildeydi. Şimdi artık bunları buradan alıp güzelce yerlerine yerleştirelim bakalım. Evet, şimdi ben öncelikli olarak buradaki kitapların hepsini boşaltacağım. Hepsini boşaltıp buraya bir dizeceğim. Çünkü bir dolabı eşim kendine almak istedi, bir dolap da benim olacak. Yani benim okuduğum romanlar olsun diye düşündük. Çünkü ikimiz de farklı tarzda okuyoruz genelde. O yüzden de kendiminkileri ve eşiminkileri bir tarafa ayırıp ona göre dolaplara dizip bir düzen oluşturacağım. Şimdi kitapları buradan çıkartmaya başlayalım. Evet, şimdi bütün romanları buraya bu şekilde çıkarttım. Şimdi dediğim gibi benim olanları şöyle bir ayıklayıp yerleştireceğim. Daha sonra da eşiminkileri yerleştireceğim. Bu şekilde yapacağım. Yani aslında bazen ortak okuduklarımız da var ama genel olarak dediğim gibi ayrı tarzlarda okuyoruz. O yüzden bakalım. Bayağı da kitap birikmiş. Gerçekten çok çok iyi oldu burası.
aşırı aşırı mutlu oldum ve görüntü olarak da ben çok sevdim. Salona da gerçekten çok yakıştığını düşünüyorum. Hani böyle çok spor bir model gibi duruyor ama bu salonda da gayet güzel oldu. Benim çok içime sindi yani. Bakalım şimdi bunları yerleştirelim. Bu arada biz kulplarını takmadık. Normalde küçük beyaz kulplar geliyor içinde ama ben onu takmak istemedim. Televizyon ünitemde gold rengi bir kulp kullandığım için onun benzerinde küçük kulplar sipariş ettim. Onlar gelince, onları da takınca daha da tamamlanacak. Şimdilik bu şekilde. Zaten birkaç güne onlar da gelecek. Onlar geldiğinde daha güzel olacağını düşünüyorum. Bakalım. Şimdi kitapları. Burası benim tarafım olarak belirledim. Okuduğum kitapları en üst rafa koymayı düşünüyorum. Okuduklarım orada kalsın. Daha sonra aşağı doğru sık okuduklarıma doğru ineceğim. Bu aşağıda gözükmeyen kısım için de kitapların hepsini dolduracağını sanmıyorum. Böyle evdeki ufak tefek ıvır zıvırları da buraya yerleştiririm diye düşünüyorum. Şimdi başlayalım. Evet, benim tarafımda olan kitapların hepsini dizdim. Burası bu şekilde bitti. Üst tarafa okuduğum bütün kitapları koydum. Alt tarafta da var okuduklarım ama genel olarak okumadıklarım. Bu tarafta da böyle daha dini kitaplar falan koydum. Şu aşağıda da böyle Arapça kitapları, İngilizce kitapları vesaire o tarzda kitaplar var. Burası şimdilik bu şekilde gözüküyor. Bir de eşimin tarafına kitapları şimdi yerleştireceğim. Aslında çok kitabımız var sanıyordum. Ama buraya yerleştirince gözüme az gözüktü. İlerleyen zamanlarda okudukça zaten alıyoruz devamlı olarak. Buralarda dolacaktır. Çok dolması da aslında iyi değil tabii ki. Ama bakalım. Kitap önerisi belki isteyeniniz olacaktır. Onu şimdi mi söylesem yoksa sonunda mı söylesem emin değilim. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Benim kitap okuma tarzım bir uygulama vardı biliyor musunuz bilmiyorum ama Wattpad diye bir uygulama vardı. Yani böyle çok nasıl diyeyim çok faydalı edebi yönü kuvvetli olan kitaplar değildi açıkçası. Dizi gibi kitaplardı ve benim okuması çok çok hoşuma gidiyor. Kitap sevgimi buradan kazandım diyebilirim. İyi ki de okumuşum diyorum. Gerçekten önceden okumayı hiç seven biri değildim. Ama yani o Wattpad'i okumaya başladıktan sonra Wattpad dediğim şey de hani uygulamadan kitap okuyorsunuz, telefonunuza indiriyorsunuz. Orası da bir kütüphane bir nevi. Genç girişimciler, girişimci yazarlar yazıyorlar ve siz onları okuyorsunuz. O şekilde bir uygulamaydı. Orada ben okumaya başladım. Bu bayağı önce olan bir şeydi. Lisede okumaya başladım bu şekilde. Böyle bir özellik kazanmış oldum. Kitap okumayı çok sevdim o yüzden.
Olsun diyorum. Yani çok faydalı değiller ama ben okurken mutlu oluyorum. Dediğim gibi dizi gibi oldukları için ve çok heyecanlı oluyor okuması ve betimlemeleri de çok kuvvetli yapıyorlar ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Okurken kendimi sanki orada gibi hissediyorum bu kitaplarda. Şu görmüş olduğunuz Üsraf zaten neredeyse o dediğim tarzdaki kitaplar. Onun altında da birkaç tane var ama onun dışında mesela şiir kitapları da var, kişisel gelişim kitapları var. Daha sonra ne diyebilirim? Yani değişik değişik kitaplar var, dini kitaplar var. Yani her türden kitap var. Bir de eşim tarafı var tabii. Orası daha başka. Şimdi onları da dizelim. Bakalım hep birlikte orada da neler varmış. Yani söyleyeceklerim bu şekildeydi. Kitap önerisi olarak da dediğim gibi en sonunda kitap önerisini yaparım. Evet, şimdi de bu tarafa başlayalım. Hafiften yorulmaya başladım. Aslında çok iş yapmadım ama şu an saati görebiliyor musunuz bilmiyorum ama akşam saati olduğu için bir tık zorluyor açıkçası. Ama bir an önce yapıp evi düzene oturtmak istedim. Şimdi bu kitapları da dizeyim. Siz de hızlandırılmış bir şekilde tekrardan izlemeye başlayın. Eşimin tarafı da bu şekildeydi. Burası biraz daha az. Aslında daha fazla kitabımız var. Yani eşimin alıp okudu. Ama onları şu anda ödünç verdiği için orada. Onlar da gelince tekrardan yerine yerleştireceğiz. Burası baya baya boş kaldı. Bu şekilde oldu. Bence gayet güzel oldu. Boş olması da iyi oldu aslında bakarsanız. Çünkü alacaklarımız için de yer açılması gerekiyor. Tam dolu dolu olması çok da iyi olmazdı. Aşağı kısımları da dediğim gibi şimdi yapmayacağım. Zaten hani şu sadece kitapları yerleştirme işini halletmek istiyordum. Kitapları yerleştirdim. Aşağı kısımları da zaten ne yerleştireceğim şu an ben de emin değilim. Bu şekilde oldu. Bir de şöyle bir geniş çekelim hepsini. Evet, görmüş olduğunuz gibi yerleştirme işi bitti ve bu taraf fazlasıyla doldu. Burada eksikler var dediğim gibi. Pek fazla dolmadı o yüzden. Ama o da yakın zamanda dolar. Zaten çok dolu dolu olması da dediğim gibi işime yaramaz. Zamanla yavaş yavaş dolması daha iyi olacak bizim için. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde oldu ve ben gerçekten çok çok sevdim. Salona da uyum sağladığını düşünüyorum. Şöyle detaylı da bir çekeyim. Bu şekilde. Benim tarafım böyle fotoğraflarımızı koydum içine de daha güzel dursun diye. İçine de dekor olarak belki ilerleyen zamanlarda başka şeyler de olabilir ama çok böyle dolu dolu olsun istemiyorum. Yani rahatlıkla kitabımı alıp çıkartıp okuyabilmek istiyorum. Hani okuduklarımın kısımlarına bir şeyler koyabilirim belki. Bu tarafta zaten çok bir şey yoktu. Burası da bu şekilde oldu. Televizyonumun önüne de şöyle mumlardan almıştım, onları koydum şimdi. Burada da böyle çiçekler. Bu şekilde oldu. Benim içime sindi açıkçası. Gayet güzel oldu. Evet, şimdi birazcık daha sohbet edebiliriz diye düşünüyorum. Hepsini yerleştirdim. Bitti, görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten benim çok çok içime sindi. Yani salonla ilgili hiç böyle bir planımız yoktu ve bir anda gelişen bir şeydi. İyi ki de gelişti. Çok çok güzel oldu. Hem evde yer açısından bana büyük fayda sağlayacak dolaplar oldu. Kitaplar çünkü kanepenin altına çok hoşuma gitmiyordu açıkçası. Hani rahat bakamıyorsunuz. Hepsi üst üste. Neyi okuyup okumadığınızı rahatlıkla anlayamıyorduk. O yüzden çok çok iyi oldu. Salona da gerçekten yakıştı. Çok söyledim ama çok beğendim çünkü. Bu şekildeydi. Kitap önerisi olarak da size neler söyleyebilirim? Yani bu benim okuduğum tarzlardakileri çok açıkçası önermek istemiyorum. Herkes mi hitap etmeyecek? Daha çok böyle genç kız şeyi, genç kız tarzı kitaplar diyeyim. Yani böyle çok ütopikler yani. Çok fazla aşırı ütopikler. Fazla dünyadan uzak kitaplar. Belki o yüzden herkesin hoşuna gitmeyebilir. Ama onun dışında önerebileceğim kitaplar, mesela Uçurtma Avcısı'nı okumuştum. Çok çok güzel. Hatta şuradan göstereyim nereye koymuştum ben onu. Ay, ne kadar güzel oluyormuş böyle. Şu an kitaplığımızı açıp da kitabı seçebilmek. Uçurtma Avcısı.
Şurada bir yere koydum sanırım. Bir de bulabilirsem tabii. Ben bir bulup gelsem iyi olacak. Evet, kitabı ancak bulabildim. Şimdi gösteriyorum sizlere. Uçurtma Avcısı bu şekilde. İsmini tam olarak okuyamıyorum yazarının. Ama çok çok güzel bir kitaptı. Gerçekten benim hayranlıkla okuduğum kitaplardan bir tanesiydi. Ve böyle ben kitapta böyle okumak için meraklanmak isterim. Ve gerçekten meraklandıran bir kitaptı. Onun dışında size önerebileceğim mesela şu şekilde kişisel gelişim kitapları, Hayır Diyebilme Sanatı. O da güzeldi. Mümin Sekman'ın kitapları da güzel oluyor. Bu şekilde yani sorarsanız da ilerleyen zamanlarda belki söylerim, şu an aklıma gelmiyor. Dediğim gibi yukarıdakilerden pek önermek istemiyorum çok. Evet, biraz da buradan sohbet edelim. Dediğim gibi yukarıdakilerden çok bahsetmek istemiyorum ama yani önerebileceğim de şu an aklıma gelen bunlar açıkçası. Düşünüyorum. Hep de o tarzda kitaplar okumuşum. O yüzden çok fazla öyle önerebileceğim yok ama şu hangi kitapta o? Burada. Burada bir tane daha olacaktı ama. Bir de mesela şu var. Bilmiyorum ne düşünürsünüz bu kitap hakkında ama Osho'nun bir kitabı. Osho'yu biliyor musunuz? Bilmiyorum ama bir zamanlar bunu da okumaya sarmıştım. Bu da böyle yaşam, sevgi, kahkaha, bir de şöhret, servet ve ihtiras. Bu böyle felsefik mi diyeyim? Yani böyle sizi çok çok düşündüren bir kitap. O yüzden güzel olabiliyordu bunu da okumak. Bunu da tavsiye edebilirim. Elif Şafak'ın kitapları var. Onlar güzel oluyor. Onları tavsiye edebilirim. Edemem dedim ama yine ettim. Bu şekildeydi. Gerçekten yoruldum. Şu an hissedebiliyor musunuz bilmiyorum ama o yüzden daha fazla uzatmak istemiyorum. Enerjim düşük bir şekilde daha fazla devam etmek istemiyorum. Umarım güzel ve iyi bir video olmuştur. Işık da arkadan parlıyor. Yanlış yere koydum kamerayı. Umarım güzel ve faydalı bir video olmuştur. Faydadan kasıt aslında faydalı bir şey değil ama umarım eğlendiğiniz bir video olmuştur. Bu şekildeydi. Bir dahaki videolarda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Çünkü sizden gelen desteklerle gerçekten devam edebiliyorum. Bu şekildeydi. Görüşmek üzere.